Güzel bir akşamda sizlerle yeniden bir arada olmanın sevincili bir kıvancını yaşamaktayız. Bugün 3 Nisan, Karabük'ün kuruluşunun 81. yıl dönümü, çok güzel bir güne toplantımız tesadüf ettiği için ayrıca bir mutluluk duyuyoruz. Geleneksel lezzetler akşamları programlarımızın bu üçüncüsü oluyor yanılmıyorsa, ümit ederim sizlerin ilgisi devam ettikçe bu buluşmaları sürdürmeyi düşünüyoruz. Servis başladı. Bu akşam çok özel konuklarımız da var. Hemen yemekten sonra sizleri onlarla da tanıştırmak istiyoruz. Şimdilik hepinize afiyet olsun. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Kastamonu'daki gazetelere gitmiş olan haberlerle alakalı olarak Sayın Mustafa Eski'nin bu haberleri Osmanlı'dan Türkçe'ye çevirmesi ve bunu kitap haline getirmesi konusunda Sayın Eyüphan Konu Aracılığı ve Sayın Aytekin Kuş'un yardımlarıyla kötü röntgenizle baktığımızca bu kitap bastırılmış bulunmakta. Kötü hayatımıza ve Safranbolu'na geçmiş 100 yıl önceki tarihi olaylarındaki bazı noktalara ışık tutması bakımında çok önemli ve değerli bir çalışma olduğunu düşünmekteyiz. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizimiz de kendilerini buraya davet ediyoruz. Teşekkür plaketini sunmak üzere. Başkanımız Sayın Şehitliler'de lütfen buraya davet ediyorum. Ayrıca ben size geleceğim. Kardeşlerim burada. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ilerleyen yıllarda çocuklarımız, torunlarımız belki ondan öte de çok güzel bir arşiv oluşacak. Bundan tarihe ışık tutacak çalışmalar o bakımdan hazırlayan, getiren arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler ediyorum. Kendilerine plaketlerini vereceğiz. Aytekin Bey, kardeşim şeyler söyleyeceksin sen mutlaka. Değerli konuklarımız, hemşirelerine afiyet olsun diyorum. İyi bakmanın profesör, bizim bir Safranbolu hemşirecisi. Bana bu konuda müsterebeğin çalışması olduğunu söyledi. Ben de Safranbolu'ya gelip bu kitap konusunda görüşme yapabiliriz dedim. Bir rastlantı olarak diğer bir büyüğüm Kızıldan Bey de buradaydı. Bir arada olduk, çalışmayı gördük ve Safranbolu'nun 100 yıl önceki yaşamına ilişkin çok değerli bilgiler vardı. Özellikle tabakalama konusunda hiç duymadığımız, bilemediğimiz kesitleri öngörüyordu. Bu nedenle 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde bu kitap olarak kullanıma sunuldu. Özellikle Mustafa Bey eski ilimiz Kastamonu'nun nezaket ve zarar getirdiği taşıdı. Bu konuda herhangi bir telif beklentisi içerisinde olmadığını, iki kentin kültür üzerinden bir dayanışmanın gerçekleştirilmesi konusunda olağanüstü bir nezaket sergiledi.
ben bu kitapta birlikte Mustafa Eski Beyefendi gibi değerli büyüğümle tanışmak, bir arada olmak önerine eriştim. Bu arada Beyefendi'den buraya kendisi söyledim. Bu konudaki katkıları aracılığı için teşekkür ediyorum. Mikrofonu tekrar Sayın Başkan'a takdim ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı'nın Sayın Başkanı Şehit Kızlar Bey'e, onun şahsında attığım değerli yönetim kurulu üyelerine teşekkürle sözlerime başlamak istiyorum. Kitabın konusunu kısaca anlatayım, vaktimizi alamadığı için. Kastamonu'da gazetecilik hayatı 1872'lerde başlıyor. Ama bizdeki koleksiyon 1882'den itibaren geliyor. İlk oğlum yok. Ben 1882 yılında 1926 yılına kadar Kastamonu basını taradım ve orada Safranbolu'yla ilgili yazılar var. Haberlerin önünde buradan gönderilen raporlar, takım gelişmeler kişilerin izlenimleri. Bunları denedim, topladım. Bir kitap haline geldi. Kıştan önceydi. Önce değerli dostum Eyüp Afman Bey'le konuştum. Onun bir tarafı Safranbolu. Gidelim. Derdimizi Safranbolu'ndaki dostlarımıza anlatalım. Eğer onu da verirse o kitabı beslerler. Neyse çantamıza kadar döneriz dedik. Buraya ilk geldiğimizde Kızıldan böyle ve Antekinler'le karşılaştık. Onların vasıtasıyla vakıfla temasımız oldu. Ve kitabın basılmasına karar verdi vakıf yönetim kurulu. Bunu 3-4 ay sürdü. Bu akşam da buraya geldik. Yine davet edildi. Sağ olun, Sıkon Bey. Ben de kitabın basılmış şeklini elime almadım. Yanımda 3 tane arkadaşımız, dostumuz imzalı verdi. Ben de sadece birinci sayfasını açtım, imzaladım. İçini ben de merak ediyorum. Eyüp Hoca da merak ediyorum. Bakalım bir dakika herhalde yolda açarız, bakarız. Hemen vaktinizi almıyorum. Afiyet olsun. Tekrar Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı'na teşekkür ediyorum. Aytekin Bey'e teşekkür ediyorum. Kızıltan Bey'e teşekkür ediyorum. Çünkü ilk temaslarımız onlarla gerçekleşti. Tabi bu arada gerek Kızıltan Bey'in, gerek Saadet'in Bey'in Safranbolu'yla ilgili çok güzel çalışmalarını kitaplarını yürüdüğüne burada takdirle belirtmek isterim. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Mustafa Bey bana söyleyecek söz bırakmadı. Öncelikle bu nezih ortamda, bu nezih kişilerle birlikte olmaktan son derece memnun olduk. Ben de Karabük doğumluyum. Karabük'te doğdum, büyüdüm, Safranbolu'da yaşadım. Bunun için Safranbolu'yu iyi biliyorum. Şimdi Karabük'le ilgili olsun, Safranbolu'yla ilgili olsun, çıkan her çalışma, her yayın beni memnun eder. Biz de Safranbolu kültürüne, Karabük kültürüne yapmış olduğumuz bu yayından dolayı bir kez daha memnun olduk. İnşallah bunların devamı da gelecektir. Ve marifet iltifata tabidir denir. İlimde iltifat gören yere gider. Dolayısıyla Safranbolu'nun bu iltifatı yeni yayınların geleceğinde bir habercisidir diyorum. Hepinize iyi akşamlar. Efendim konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bitti mi çekimin abla? Thank you.
Sevdalılarsınız. Çünkü siz hep Safranbolu'da büyüdünüz. Safranbolu'da doğdunuz. Ben Hacı arabasında doğdum. Safranbolu'da hayatımı yaşıyorum 50 seneden beri. Ben yürüyorum. Ama Safranbolu'yu çok seviyorum. Lütfen ses olun. Onun için kızımızı aldı. Teşekkür ederim. Memnunum. Safranbolu kızınla evlenmekten çok memnunum. Teşekkür ediyorum. Biz de senin gibi enişteniz. Sağ olasın. Şimdi değerli kardeşlerim, değerli Safranbolu sevdalılar, Kültür ve Turizm Vakfımız kurulandan bu tarafa son 3 sene içerisinde çok güzel hizmetlerle yoluna kervanı devam ediyor. Ama bu bizim desteklerimizle,
bizim onlara olan ilgilerimizle, yardımlarımızla devam edecek. Ben şunu söylüyorum, kusura bakmayın. Safranbolu'da çok varsıl insanlarımız var. Çok zengin insanlarımız var. Allah daha çok versin. Konakları var, terk edilmiş, göçülmeye, çökmeye yüz tutmuş. Arsaları var, tarlaları var, bakan yok, giden yok, devam ettiren yok. Ben de diyorum ki, bu varsıl annelerimiz, teyzelerimiz, dedelerimiz, amcalarımız vakfımıza bağış yaparlarsa bu vakfımızı, bu Safranbolu'yu bir 100 sene, bir asır daha ileri götüreceğine inanıyorum. Bunun için de Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı'nın başkan ve yöneticilerine gönülden hepinizin adına teşekkür ediyorum. Bravo. Ha, bravo. Değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, Atatürk'ü sevenler, Atatürk'ün izinden yürüyenler, hepinizi bu akşam burada sizinle birlikte olmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum, sizleri çok seviyorum. Bakalım şimdi benim okumuş olduğum, kendi yazdığım bu şiirimi eleştirirseniz çok memnun olurum. Yanlışları varsa, beni ikaz ederseniz yine memnun olurum. Şimdi okuyorum, çalışıyorum, yazıyorum ama eksikleri vardır. Elbette ki. Diyorum ki şimdi, Safranbolu, iyi dinleyin ki yanlışları bana ikaz edesiniz. Safranbolu, Gayza Tokatlı Gümüş Deresi, üzerinde vardır 39 dere değirmeni. Bunlar da övünürdü kışlık unu, böreğini bandırmasını, yayımını yapan Safranbolu. Her kapıdan çıkardı bir iki süt ineği. Giderdi bunları her geleci dayı. Vardır bahçesinde asması bağı, sütünü, yoğurdunu, yağını, pekmezini yapan Safranbolu. Fırından somun alana tembel denirdi. Rahmetli Nazif Eriştem söylerdi bana bunu. Fırından somun alana tembel denirdi. Fakir fukaranın gözü onda kalırdı. Görülmesin diye torbaya mendile sarıldı. Gizliliğin esrarına inanan Safranbolu. Gizliliğin esrarına inanan Safranbolu. Doğruysa doğru değil, yanlışsa yanlış değil. Rahmetli Nazif Eniştem derdi, kosmosun dört kuşlu büyük kare mendili vardı. Enişte bunu niye buna konuyorsun? File yapın. Oğlum, görenlerin gözü kalır derdi rahmetli. Kızları evinde yapardı dikişin akışı, oğlunun işi babasının mesleği. Terzi, sayacı, semirci, demirci, sanatın yuvası Safranbolu. Sanatın yuvası Safranbolu. Bir konakta 3 nesil yaşardı. Dedeler, babalar, evlatlar vardı. Nineler, analar, kızlar haremden bakardı. Kuşakları birbirine kaynaştıran Safranbolu. Kuşakları birbirine kaynaştıran Safranbolu. Doğruysa doğru değil. Çok güzel. 3 kuşak birbirini bilirlerdi. Herkes birbirine amca, dayı, teyze derdi. Büyükler sever, küçükler hürmet ederdi. Sevginin, hürmetin, yüreğin Safranbolu. Sevginin, hürmetin, yüreği Safranbolu. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Bravo. 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 Bravo.